Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kıymalı kare börek. Diğer adıyla da aslında bir talaş böreğini de andırıyor. Hemen uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. 250 gram kıymayı tavamın içine alıyorum. Şimdi kıymayı orta ateşte öncelikle 1-2 dakika kavuracağım. Kıymayı kavurduktan sonra doğradığım 2 adet orta boy kuru soğan, 3 tane de yeşil biberi yemek kozlaş şekilde doğradım, onu da ilave ediyorum. 1 adet orta boy havucudan rendeledim. Mevsimine göre domates de ilave edebilirsiniz ya da hiç havuç ilave etmeyebilirsiniz bile. Ben şu an domatesi de kullanmadığım için havuçla renklendirmek istedim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağda kavuracağım. Yağını çok ilave etmiyorum çünkü bu sosuna yeterince yağ ilave edeceğiz. Ara ara karıştırarak soğanları ve biberleri hafif kavrulmasını sağlıyorum. Böyle kıyması az biliyorsunuzdur. Şimdi kavrulunca soğan ve biberler oldukça küçülecek. Orta ateşte kavuruyorum. İşte kavurdum artık, yeterli. Ara ara şöyle taşın arkasıyla ezdim. Ve bir tatlı kaşığı sadece çok doldurmadan salça ilave ediyorum. Domates koyarsanız salça hiç ilave etmeyebilirsiniz. Baharat olarak biraz pul biber, biraz karabiber. Uzun bir ilave ediyorum. Evet, çok fazla değil. Hafif şöyle salça kavrulana kadar 1-2 dakika daha kavrulup ocaktan alacağım. Evet, yeterince kavruldu. Ocağın altını kapatıyorum. Birazcık soğuması için kenara alıyorum. Yufkaları aldım yanıma. 4 adet yufka kullanacağım. Hemen aralarına süreceğim. Sosumu hazırlayayım. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Kullandığım bardak tamamen evimizdeki klasik bardaklardan. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt. Sosumuz bu kadar. Öncelikle çırpıyorum. Yufkayı tamamen tahtamın üzerine açıyorum. Sostan ortalama şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar eşit bir şekilde döküyorum. Bir fırçayla her yerine dağıtıyorum. Yan tarafından üzerine doğru kapatıyorum. Her kapattığım yere sostan süreceğim. Bunu yapmaya özen gösterin. Bu sayede katlarınız kat kat ayrılacak. Diğer tarafı da hemen üstüne kapatıyorum. Tekrar sostan sürüyorum. Yanları da üzerine kapatıyorum. Yufkayı İlk açtığım aşamaya getirdim. Hafif, çok fazla değil, çok hafif ıslatıyorum şöyle yufkayı. Yufkayı tam ortada 4'e böleceğim. Hazırlayıp soğuttuğum kıyma harcından her bir karenin tam ortasına koyuyorum. Üstüne kapatıyorum birbirini. Bu şekilde hazırlıyorum. Kapatıyorum. Tersine çeviriyorum.
üst üste kapatıp tam hepsini üst üste kapatıyorum. Bu şekilde. Bir al kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Hafif şöyle aralıklarla. Benim tepsim mini fırın olduğu için iki tepsi olacaktır. Ama sizlerin normal tepsisi bir tepsi yeterli gelecektir. Hemen bir tane daha yapıp göstereyim. Ondan sonra ben devam edeceğim. Sosu sürdükten sonra yanlardan katlıyorum. Her katladığım yere şöyle sostan sürüyorum. Tekrar üzerine tam kapatıyorum. Kapattıktan sonra tekrar sostan sürüyorum. Yanları kapatıyorum. Tam hepsi bitiş yerlerine denk gelsin ki daha düzgün olsun. Yufkayı dörde bölüyorum. Haçtan birer yemek kaşığı ekliyorum. Yanlardan üst üste gelecek şekilde kapatıyorum. Bir tepsiyi tamamladım. Şimdi bunun yumurta sarısını sürüp fırına atacağım. O pişsin. Çünkü mini fırın olduğu için tek tek pişireceğim. Öncelikle üzerine biraz sostan süreceğim. Ondan sonra yumurta sarısını süreceğim. Bir adet yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Çırpıyorum. Üzerlerine sürüyorum. Üzerine çok az şöyle çörek otu atacağım. Tamamen arzuya bağlı. İstemiyorsanız atmayabilirsiniz. Ben de çok az atıyorum. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Sonuncu tepsiyi de fırından çıkardım. Diğeri pişti. Bir servis tabağına aldım. Şimdi hemen onları da alacağım. Ortalama bir 30-35 dakikada pişiyor. Çıtır çıtır bir börek oldu. Ne kadar çıtır çıtır olduğunu yakından da göstereyim. Hemen bir tanesini alacağım. İçi de çok güzel. Kat kat gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde hamur falan kalmıyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.